progesteron reseptörünün downregüle olması, 17 beta hidroksisteroid dehidrojenaz 2 enzimini de downregüle ederek, ki bu enzim potent östradiolü daha az potent östrojene dönüştürdüğü için bu enzimin aktivitesinin azalması östradiol hakimiyetini arttırarak hiperöstrojenizm, bunun sonucu olarak östrojen reseptör alfa üzerinden oksitosinin getirdiği hiperperistaldizm, beta aktivasyonu ile endometriyal proliferasyon, buna bağlı olarak oluşturulan inflamasyon ve beraberinde buna eşlik eden doku travmatizasyonu da var ise, doku enflamasyon rejenerasyon siklusunun devam etmesi beraberinde endometriyal invajinasyonla beraber bu hastalığın oluşumuna yol açıyor. Bu hastalığın endometriyosisten farklı olarak patogenezinde birkaç farklı teori var. Birbiriyle örtüşmek, çoğu aslında örtüşen teoriler, theories of everything de denilebilir. Bu teorilerden metaplazi teorisi diyor ki, çölemik epiteldeki bulunan hücreler, çünkü çölemik epiteller multipotent karakterize, bunlar herhangi bir epitel hücresine dönüşebildiği için, bunlar embriyonik gelişim esnasında, eğer miyometrium tabakası içerisinde ise epitelyal ve stromal farklılıklar göstererek adenomiyose dönüşebilirler. Yine müllerian artıklar da aynı şekilde embriyonik gelişim esnasında kalırlarsa oluşabilirler. Doku iyileşmesi, remodeling teorisinde enflamasyon ve doku tissue remodeling'in olumsuz etkileri yine olumsuz etkileriyle adenomiyozis gelişebilir. Epitelya mezenkimal transition teorisi, yani epitel hücresinin bir bağ dokusu mezenkim hücresine dönüşmesi östrojenle artan bir hadise, bunu biliyoruz. Östrojen inflamatuar, epitelyo mezenkimal dönüşümü arttırıyor. Yine anjiyogenez teorisi de aynen endometriyoziste olduğu gibi olmazsa olmaz bir dokunun bir yerde ektopik olarak survive edebilmesi için vaskülerizasyonu arttırması gerekiyor. Bu da son derece kritik. Şimdi uzun zamandır biliyoruz aslında iatrojenik uterin prosedürler, induced abortionlar, DNC'ler, bunların hepsi adenomiyozisin gelişmesi için risk faktörü. Çünkü bunların hepsinde bazal lamina, bazal tabaka, endometrium tabakası, junctional zone disruption olabiliyor. Bununla ilgili bakın meta analizler var, farklı çalışmalar var. Odd ratio'ların adenomiyoz için nasıl risk faktörü yarattığını, odd ratio'ların kimi çalışmalarda 6 kata kadar arttığını buradan görebiliriz. Peki bunları, bu girişi yaptıktan sonra bu fare çalışmasında ne yapılıyor? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bu fare çalışmasında bu bahsettiğimiz junctional zone'a disruption edilerek farklı metotlarla epitelyo-mezenkimal alandaki disruption nasıl oluyor da adenomiyozise sebep oluyor mu olmuyor mu? Bu bir hayvan çalışması. Bu çalışmada buna bakılmış. Bu çalışma RBM'de yayınlanıyor. Burada gördüğünüz gibi farklı bir, burada bir tabir de var hatta. 6 prospektif randomize kontrollü hayvan çalışması diye. Burada sanıyorum bir prospektif randomize çalışma algısı uyandırılmaya çalışmış ama hayvan çalışmaları bu şekilde sınıflandırılmıyor, bu şekilde adlandırılmıyor. Elbette ki bunun bir randomizasyonu olacak. Sham opere ile opere ettiğiniz hasta grubu farklı olacak. Ve elbette bunun bir time point'i var, bir end deadline'ınız var. Bu bir prospektif çalışma. Çalışmada ne yapılıyor? Farelerin overleri böyle görünür. Aynen insandaki ditelifis uterus gibi. İki tane horn var gibi. Bunların her biri aslında uterus. Bunlara ya mekanik olarak ya da termal olarak elektrokoagülasyonla bazal lamina disruption edilerek burada acaba epitelyo mezenkimal geçiş dönüşüm oluyor mu? Adenomiyotik odaklar gelişiyor mu diye bir çalışma yapılıyor. Bir fare türünde bu başlanıyor. Yapılan çalışma da gösteriyor ki bunlar belli haftalarla 6-12 hafta takip edildiklerinde hakikaten sham opere olanları, yani buraya hasta fareyi opere edip ama bu işlemi yapmadığınız gruba göre siz uterin manipülasyon yapıp termal ya da mekanik olarak bu junctional zone'a zarar verdiğiniz zaman görülüyor ki burada epitelyo mezenkimal dönüşümü arttırdığı belirtilen belirteçlerde ekspresyonlarında değişim var. E-kaderin düzeyindeki düşme, vimentin düzeyinde artma ve mason trikom boyası fibrozisin göstergesi artıyor. Bunu hem mekanik hem de termal olarak uyardıklarında, bu hasarı yaptıklarında burada bunu görebiliyorsunuz. Buradaki sinyaller kuantifiye edildikten sonra istatistiksel analizler yapılmış.
Azalmış E-kaderin düzeyi, somut muscle antigen alfanın artması, beraberinde artmış vimentin mezenkimal boyama, bunların hepsi epitelyo mezenkimal dönüşüm olduğunu ve fibroblastların miyofibroblastlara diferansiyasyon olduğunu gösteriyor. Çalışmayı bir fare türünde yapmışlar ama acaba bu yaptığımız çalışma bu fare türünde midir? Başka fare türünde de aynı etkiyi görecek miyiz diye bir başka fare türünde de yaptıklarında yine gördüğünüz gibi benzer sonuçlar alınıyor. Şimdi çalışmanın bir diğer noktasında da acaba bunlara nörokinin bir reseptör inhibitörü veya beta bloker uyguladığımız zaman adenomiyozisi azaltıyor muyuz diye bir soru işaretiyle bir çalışma yapılıyor. Buraya nereden gelinmiş peki? Şimdi biliniyor ki bir dokuda hasar oluşturduğunuz zaman substance P denilmemiz ağrı oluşturan da bir madde çok potenttir. Endometriyal hücrelerde bunun arttığını ve bunun epitelyo mezenkimal dönüşümü arttırdığı biliniyor. Ve bunun sonucu olarak bu epitel hücreleri mezenkimal hücrelerde dönüştüğü zaman daha önce endometriyumda immobil olan hücreler mobil ve invazif hale gelmeye başlıyorlar. Aynen bir kanser hücresi gibi infiltrasyon, invazyon göstermeye başlıyorlar. Bunun bir ilginç tarafı da perioperatif nörokinin bir reseptörle bunun substance P'nin reseptörü olduğu için bunu inhibe edersek katekolemin deşarjına da sebep oluyor. Katekolemin deşarjıyla hücre mediated immunitenin de hücresel immunite de bozulduğu için hastalık gelişimine rol alabilir diyor. Peki bu çalışma nereden çıkıyor? Bu çalışma Annals of Surgery 2011'de İsrail'den gelen bir çalışmaya esasında dayanıyor. Şimdi burada kanser cerrahisi uygulanan hastalarda sempatik aktivitenin azalması, ağrı oluşturan reseptörlerin bloke edilmesiyle hastaların doku iyileşmelerinin daha iyi olduğu, komplikasyonun azaldığına dair bir çalışma var. Bu çalışma da zaten buna istinaden bu noktaya geliyor. Eğer öyleyse biz doku hasarı yaparak doku bütünlüğünü bozuyoruz ama doku bütünlüğünün ötesinde salınan bazı maddeler moleküler düzeyde adenomiyozisin oluşumuna yatkınlık yaratabilir. İşte biraz önce bahsettiğim gibi hücrenin invazyon yeteneğini arttırabilir, katekolemin salınımı olabilir, hücresel mediated immüniteyi bozabilir diye. Ve hakikaten verdikleri zaman da burada verileri görüyorsunuz. Aprepitant denilen madde bu nörokinin bir substance B'yi antagonize eden reseptör antagonisti. Propranolol da yine beta blokör. Bunları verdikleri zaman adenomiyotik lezyonlarda %50 daha az aldık azalt %50 daha az görüldüğüne dair veriler var. Bu veriler neye dayanıyor? Bu veriler E-kaderin boyası, mason trikon boyası ve aynı zamanda fibrozisin gradlenmesi ile ilgili fibrozis ile E-kaderin boyanmasının arasındaki ilişkiye bakılarak karar veriliyor. Peki bu çalışma niçin RBM Online'da yayınlanmış? Bu çalışmanın özelliği ne? RBM Online bu gibi çalışmalar için çok uygun bir dergi olmamakla beraber kısaca 2 dakikayla da bundan bahsedip konuşmamı bitireceğim müsaadenizle. Bu bir hayvan modeli. Adenomiyozis ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar zaten var. Bu bir translational çalışma değil. Yani insan adenomiyotik dokular fareye transfer edilmiş ya da in vivo bir model değil. Adenomiyozin oluşturma tarzı özgün değil, daha önce de yapılmış. Veri son derece ikna edici gibi görünmekle beraber farmakolojik olarak bunu adenomiyozu inhibe ettiğini iddia etmekle beraber verilere baktığınız zaman değerler arasında overlapping değerler var. Bir, hastalığın oluşumuna dair, epitelyo mezenkimal dönüşüme dair başka moleküler evidence yok. Sadece 2 tane immünohistokimya boyası var. Substance B'yi verdiğiniz zaman, inhibe ettiğiniz zaman reseptör size çünkü hayvanlara bunun inhibitörleri yiyeceklerine konulup verildiği için hakikaten Substance B inhibe olmuş mu? Propranolol verdiğiniz zaman da sempatik aktivite durmuş mu? Dokümante edilmemiş. Hastalığın uzun dönemde oluşumu veya devam ettiğine dair veri yok. Bu farelerde üretimin reproduction üzerindeki etkilerine, üreme yeteneklerine dair de veri olmadığını belirterek konuşmamı noktalıyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Özgür. Bu güzel konuşma için. Anladığım kadarıyla sen verilerden çok fazla ikna olmuş gibi durmuyorsun. Evet. Şimdi tabii bu endometriyal miyometriyal interfazın disruption'ı, yani oradaki o geçiş zonunun bozulması, ki biz bunu şeyde çok sık görüyoruz.
normal uteruslara ultrason yaptığımız zaman junctional zone dediğimiz bu zonu temiz bir şekilde ve 3 boyutlu ultrason yaptığınız zaman çok net bir ekojenitesi var bu zonun. Ve endometriosiste burası bozuluyor. Şöyle bir soru sorayım. Yani literatürde hiç herhangi bir şekilde uterus manipülasyonu olmamış, DNC geçirmemiş, doğum yapmamış, doğum mesela hastalarla diğer hastaların arasındaki adenomyosis insidansı ile ilgili bir çalışma var mı? Bir sorun bu. İkincisi de acaba bu yine bu şeyi bozan, buradaki bu junctional zonu bozan başka girişimlerde mesela doğum sonrası plasentanın elle çıkartılması, çıkartılmasının gecikmesi, işte bu abnormally adherent placenta denen durumlarda acaba elle plasenta çıkartılmasından sonra adenomyosisin daha fazla olduğunu gösteren herhangi bir şey var mı literatürde? Gerçi benim dikkatimi çekmedi ama. İkinci sorunuzun yanıtı, ben de bulmadım böyle bir şey. Literatür taramamda böyle bir çalışmaya rastlamadım. İlk sorunun yanıtını da aslında PowerPoint'te göstermiştim. Yapılan çalışmalar var. Yani bunların kıyaslandığı hasta grupları, kontrol grupları hiç uterus manipülasyon olmamış gruplar anladığım kadarıyla. Bu çalışmada çıkartılan, isterseniz o slide'ı şöyle yeniden sharing failed diyor. Niçin öyle diyor anlamadım ama. Share yapabilirsin. Hala yetkin var. Tamam. Şimdi tekrar şunu göstereyim. Şu slide şurada görünüyor sanıyorum. Evet. Yani burada... İzleyebilir misin? Tabii ki. Zaten bu paper'da bu klinik çalışmalar da burada verilmiş. Dayandırdıkları noktada işte uterin manipülasyonun bazal tabakaya zarar vermesiyle, junctional zone'a zarar vermesiyle oluştuğuna dair. Ama bu çalışmaların girip teker teker detaylarına da bakmak gerekir. Bu kontrol grubundaki oluşturan hastalar nedir diyor. Bu çünkü histerektomi spesimenlerinde yapılan hadiseler olduğu için retrospektif veriler. Yani burada anladığım kadarıyla pregnancy termination en yüksek evet. Ratio'yu gösteriyor. Evet. Muhtemelen de aşırı derecede küretaj ve bazal tabakaya zarar vermenin getirdiği etki interface'te muhtemelen disruption oldu. Ona bağlı olarak induced abortion'da aslında aynı mekanizmalar. Bunların hepsi aslında kavite ile ilişkili hadiseler. Buradaki bütün herhalde çalışma gruplarında pregnancy termination, induced abortion falan filan diye alt alta sıraladıkların hepsi hiç girişim olmamış hastalığı evet, kıyaslandıkları evet. Zaman öyle görünüyor. Evet. Öyle mi bunlar? Evet, evet. Evet, anladım. Yani bunlara sezaryen de dahil olabilir. Yani sezaryenler de aynı işlem oluyor. Uterin rüptürler bunlarda bir şekilde yine aynı mekanizmayla aslında tüm ya da tam kat uterin tabakayı geçtiğimiz laparoskopik miyomektomiler. Belki bunlar da risk faktörü olabilir ama ben literatürde de böyle bir şey bulamadım. Bahsettiğiniz gibi placental rest. Bunların hepsiyle ilgili aslında patofizyolojiye aykırı görünmüyor. Evet. Evet, ilginç. Peki, özür dilerim. Teşekkür ederiz. Sorusu olan var mı? Var. Barış? Soru diyorum. Özgür, ağzına sağlık. Neden RBM Online'ı anlatmasam ben soracaktım. Niye burada yayınlamışlar ki bunu? Hani neresi yanlış bu yazının? Bir şeyi yanlış olmalı diye. Evet. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Bu az önce konuştuklarımızın hepsi teori. Bu çalışmaların tamamı retrospektif olduğu için buradaki ve diğer başka... Tabii ki, aynen öyle. Ama ancak hipotez ya hipotez oluşturucu, hipotesis generating olabilir. Bütün bu konuşmalara rağmen biz hala adenomyosisin illaki endometriyumdan ve junctional zone'dan miyometriyuma ilerleyen bir hastalık olduğunun bir objektif kanıtı yok. Miyometriyumun içinden transformasyonla da yani ne deniyor metaplaziyle de oluyor olabilir hastalık. Bak mekanizmalar burada koydum evet, zaten yani evet. İşi göstermiyor ve tutarlı da değiller aslında çok birbirleriyle. O yüzden hani ben şahsen hani öyle olduğunu düşünmüyorum. Primigravit, nuligravit işlem geçirmemiş adenomyosisli birçok infarktlı hasta da görüyoruz. Aynen öyle. Yani, evet, yani tabakanın... Eğitimlerin güzel yanı da yemek yiyerek olmazsa da. Bir tanesi olabilir bu. Aynen. Şu Koç Üniversitesi kendi şeyi, Amerikan şey hastanesi. Mikrofonunuzu kapatır mısınız Aytekin Hanım? Pardon. Hocam bir yani... şey diyebilir miyim? Buradaki evet, hadise, enflamasyon ve doku remodeling'deki olayı desteklemek
adına yapılmış. Diğer mekanizmaları destekler bir özellik yok. Zaten moleküler olarak da araştırılmadığı için, kaba kaldığı için muhtemelen diğer dergilerden, daha üst düzey dergilerden rejection aldığı için burada kabul edilmiş diyelim. Evet Ayşen. Hocam sizin sorunuza şöyle bir yanıt verebilirim ben. Tabii yani adenomiyozin farklı hipotezleri var. Özellikle de benim anlatacaklarımla da uyumlu, artık intrinsik ve ekstrinsik olarak kullanılıyor. Öyle ki endometriyoziz hiç olmayan, yani cerrahi yapılmış endometriyozize dair hiçbir bulgusu olmayan hastaların %30'unda difüz adenomiyoziz var. Yani doğum yapmış yapmamış, intrauterin cerrahi geçirmiş kısmından bahsedemeyeceğim ama mesela infertil olmayan hastaların da %30'unda difüz adenomiyoziz var. Yani hem cerrahi bulgulara hem de semptomlardan gidecek olursak aslında difüz adenomiyoziz gerçekten hiçbir şikayeti olmayan hastalarda da yaygın olarak görülebiliyor. O yüzden muhtemelen sınıflandırılma ihtiyacı hissediyor adenomiyoziz. Sınıflandırılırken de altlarında farklı teoriler şekilleniyor. Ben sunumda bahsedeceğim. Çok kısa geçmek istedim. Tamam. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Erkan'a geçelim. Erkan orada mısın? Ben sana co-host yetkisi verdim. Slaytlarını paylaşıp sunumunu hemen başlatabilirsin. Buradayım hocam. Şimdi hemen ayarlıyorum. Slayt gözüküyor mu şu anda hocam? Gözüküyor, gayet güzel. Teşekkürler. Öncelikle yine davetiniz için teşekkür ederim hocam. Bugünkü sunacağımız makale adenomiyozin klinik sonuçları ile ilgili. Adenomiyoz ile acaba tekrarlayan gebelik kayıpları arasında bir ilişki olabilir mi? Bu çalışmayı Ankara Üniversitesi'nde yapmıştık ve European Journal of Obstetrics and Gynecology'de geçen sene yayınlandı. Çalışmamız... bir match case control study. Bunun için iki grubumuz var. Bir tanesi vaka grubu. Vaka grubunda daha önce tekrarlayan gebelik kayıpları olan kadınlar alındı. Tekrarlayan gebelik kaybını da iki veya daha fazla şeklinde gebelik kaybı olarak tanımladık. Kontrol grubunda ise recurrent gebelik kaybı olmayan, hangi bir başka jinekolojik şikayeti olmayan ve sadece polikliniğe iyi gebelik iyi jinekolojik, iyi kadın muayenesi, well woman visit, Türkçe çeviremedim kusura bakmayın, için gelen, rutin kontrol için gelen kadınlar alındı. Onun bulunduğu bu iki grup yaş ve parite için meç edildi. Ondan sonra exclusion kriteri, dışlama kriterlerimiz uygulandı. Bunlar gebelik kayıpları daha önceki bir çoğul gebelikte olan veya düşü herhangi bir şekilde dokümente edilmiş kromozomal bir anomaliye olan kadınlar alınmadı. Bunlardan 66 recurrent gebelik kaybı grubunda, 66 da kontrol grubunda kadın dahil edildi. Bunlara ultrasonla adenomiyozleri var mı yok mu diye bakıldı. Adenomiyozis tanısı almalarını sağlayacak kriterler, miyometriyal kistlerinin olması, lineer miyometriyal striyalarının olması, adenomiyomalarının olması, heterojen miyometriyum, junctional zone kaybı, miyometriyumun globüler olarak büyümüş olması ve anterior posterior asimetri olması. Adenomiyozis tanısı için en az bu belirtilerden iki tanesinin olması şeklinde tanımlandı adenomiyozis. Bunların dışında adenomiyozis taramasının yapılması dışında hastalara antifosfolipid sendromu, otoimmün tiroidit, diyabet ve diğer uterin anomaliler için de yine tarama yapıldı. Gruplarımızın temel karakteristiklerine baktığımız zaman yaş ve parite arasında anlamlı fark olmadığını görüyoruz. Zaten kontrol ve vaka grubunu bunlara göre match etmiştik. Dolayısıyla bunlar yok. Recurrent gebelik kaybı grubunda BMI biraz daha fazla gibi ama onun dışında bir farklılık yok. Tekrarlayan gebelik kaybına baktığımız zaman doğal olarak gruplar arasında fark var. Zaten tanımlamaları bu şekilde. Median değeri 2 gebelik kaybı, interkuartil aralığı 2 ile 5 arasında recurrent gebelik kaybı grubunda, kontrol grubunda ise median gebelik kaybı yok. Alt sınırı interkuartil aralığı 0'da, üst interkuartil aralığı da 2'de. Bunların ultrason bulgularına baktığımızda recurrent gebelik kaybında adenomiyozin bulguları genel olarak kistler, ekojenik spendometrial çizgiler, irregular junctional zone, globüler büyüme, translezyon adenomiyoma olması, asimetrik kalınlaşma olması ya da fenin görüntüsünün olmasının yüzdeleri %3 ile %18 arasında değişiyor.
Ama kontrol grubuyla kıyasladığımız zaman rekürant gebelik kaybı grubunda bütün bu subguru alt bulgularda 2 ila 3 kat bir artış olduğuna bakıyoruz. Ama tabii ki bunlar sporadik olarak artmış olabilir. Adenomyosis tanısında bir farklılık var mı diye baktığımızda en az 2 bulgu olmasında adenomyosis tanısı aldıklarını düşünürsek adenomyosis grubunu rekürant gebelik kaybı grubunda adenomyosis %19.7 yani %20 civarında, kontrol grubunda ise %6 civarında. Bunun istatistik analizini yaptığımızda ise rekürant gebelik kaybı grubunda adenomyosis yaklaşık 3.8 kat daha fazla. P değeri de anlamlı. Peki rekürant gebelik kaybı olan grupta diğer sebeplere baktığımızda bunlar işte anatomi bozuklukları olabilir, genetik veya kalıtsal koşulları olabilir, endokrin bozuklukları olabilir, immün sistem problemleri olabilir. Bunların hiçbiri olmadığında tanımladığımız, açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı grubu dediğimizde klasik tanıma göre yaklaşık %42 civarında oluyor. Ama eğer adenomiyomayı bunlardan hani bir tekrarlayan gebelik kaybı faktörü olarak gördüğümüz zaman yaklaşık %14 bir azalma oluyor açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı grubunda. Peki bu çalışma neden yapıldı? Bu çalışmanın özelliği ne? Literatüre baktığımız zaman adenomyozin gebelik kaybı ile ilişkisi zaten tanımlanmış. Yakın zamanda yapılan bir meta analizde yaklaşık %19 absolut risk artışı olduğunu görüyoruz. Adenomyozize olan kadınlarda gebelik kaybı, erken gebelik kaybı açısından. Peki tekrarlayan gebelik kayıpları açısından literatür ne durumda? Bir Medline taraması yaptığımızda adenomyozize olan, düşükle ilgili olan ve tekrarlayanların hepsinin birlikte yapıldığında sadece 16 çalışma gözüküyor. Ve bunlardan klinik olup direkt olarak adenomyozle tekrarlayan gebelik kaybının ilişkisine bakan tek çalışma var. O da bu çalışma gibi gözüküyor bir Medline taramasında. Dolayısıyla her ne kadar limitasyonları olsa da bunlardan bir tanesi gözlemsel olması, vaka kontrol çalışması olması. Bu durumda çok fazla sayıda biyası tamamen kontrol altına almak mümkün değil. Onun dışında 3 boyutlu volüm taraması olmadığı için bu yapılan ölçümlerin tekrarlanabilirliği sorgulanabilir. Aynı zamanda sonuçları global veya lokal yani adenomyozin şiddetine göre vermedik. Bu da limitasyonlardan biri. Ve bu ultrasonların hepsi tek operatör tarafından yapılmış. Dolayısıyla adenomyozis tanısı ile ilgili bir inter-rater variability'si ya da inter-rater variability'miz yok. Intra-rater variability'si bakılabilirdi ama çalışmamıza dahil değildi. Bu limitasyonlarına rağmen şu andaki literatürdeki bu konudaki nadir çalışmalardan biri. Diğeri de o yönde. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Erkan. Şimdi önce sana bir soru soracağım. Ondan sonra aramızda yine Cem var burada. Bu makalenin birinci otörü. Herhangi eklemek istediği bir şey var mı diye Cem'e bir sözü vermek istiyorum. Bir de Engin Oral Hoca da aramızda. Engin Hoca biliyorsunuz Türkiye'de endometriyoz adenomyozise en fazla gönül vermiş, en çok hastayı gören kişi sayılır. Dolayısıyla Engin'e de bu konu hakkındaki yorumunu rica edeceğim. Şimdi sana sorum şu. Adenomyozisli hastaları baştan belirledin ve bunları prospektif olarak takip ettin. Bunlardaki adenomyozisi olmayan hastalarla kıyaslandığındaki düşük riskini belirledin şeklinde yapılmış bir çalışma ile düşükle gelmiş olan hastalarda adenomyozisin insidansını belirlemek gibi yaptığın çalışma arasında nasıl bir fark var? Hocam sorunuzu doğru anladım mı tekrarlıyorum. Hani bunu bir vaka kontrol tasarımı yerine rekürant olup olmayanlara bakmak yerine düşükle gelenlerin arasında adenomyoz insidansına bakmak arasındaki farkı sordunuz. Doğru anladım. Adenomyozisli hastalardaki prospektif olarak follow-up periodındaki düşük yapma oranıyla normal hastalarla kıyaslandığında ya da tersinden yani case control yapmakla prospektif cohort yapmak arasında çalışmanın değeri açısından nasıl bir fark var diye soruyorum. Hocam bu ikisi arasında çok ciddi bir fark var. Vaka kontroldeki biyaslarla kohorttaki biyaslar olabilecek şeyler çok farklı. Kohortta biyasları hem istatistiksel açıdan hem metodolojik açıdan kontrol altına almak da çok kolay.
elde ettiğimiz risk değerleri de genelde gerçeğe daha yakın oluyor. Vaka kontrol çalışmalarında elde ettiğimiz risk değerleri genelde birazcık klinikte göreceğimizden daha abartı, daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bir vaka kontrol çalışmasında gördüğümüz significant bir etki gerçekte daha düşük olabilir ve hatta kohort çalışmasında kohortun büyüklüğüne göre çıkmayabilir bile. Dolayısıyla her zaman eğer retrospektif bile yapıyor olsak da gözlemsel olduğunda hem analiz kolaylığı hem de metodolojik açıdan daha güvenilir olması için kohort, yani ikinci tarif ettiğiniz çalışma türü daha iyi oluyor hocam. Evet, yani bu çok önemli. Bunu senin de dile getirmeni istedim. Özellikle aramızda gençler var dinleyen bizi. Yani çalışmalara baktıkları zaman çalışmadan çıkan sonuçları nasıl değerlendireceklerle ilgili. Case control çalışmalarda senin de bahsettiğin gibi ciddi biaslar olabilir. İşte recall biasten tut bir sürü şeyler var. Dolayısıyla buna da bir açıklık getirmeni istemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Barış'ın bu konuda söz eklemek istediği bir şey var mı? Ona sorayım. Ondan sonra Cem'e geçeceğim. Teşekkür ederim. İki şey var. Birincisi, case kontrolde iki varsayım yapıyoruz. Yani kontrolün eğer hastalık bulgusu olsaydı case olacağını varsayıyoruz. Aradaki tek farkı oraya indirmeye çalışıyoruz. Yanılabileceğimiz bir yer o. İkincisi, daha önemlisi, sonuçtan nedene gitmeye çalışıyoruz. Ama kohortta nedenden sonuca gitmeye çalışıyoruz. Nedensellik ilişkisi eğer gösterebilirsek daha güçlü. Kime case kontrol olur? Bir hastalığın latent periyodu uzunsa, kohort yapamayacaksam ya da ölçmeye çalışacağım sonuç ölçüsü çok nadir görülecek bir şeyse, o zaman teknik olarak kohortu yapamayacağım için case kontrol yapıyorum. Hani burada da belki justify, yani haklı görülebilir, düşükleri müşkleri bilemeyeceğimiz için, ama ideali evet şey, adenomiyolojisi de olan olmayan diye ayırıp sonra direkt karşılaştırmak. Asıl diğer sormak istediğim şey bu çalışmayla ilgili. Şimdi bu işte ultrasound obsesyon ganekoloji yazan bu MUSEA guideline'ında önerilen adenomiyozisin ultrason tanı kriterleri. Bunların hiçbir tanesi tek başına spesifik değiller ve yanlış hatırlamıyorsam, yani mantıkla da öyle de şimdi sayıyı da söyleyeceğim. Bu bulgulardan ne kadar çoğu bir arada varsa kadının gerçekten adenomiyozisi olma olasılığı o kadar yüksek. İzole bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini bile adenomiyozisi olmayan bir insanda görebilirsiniz. Kılavuzda da, Erkan beni düzeltsin yanlışsam, şimdi yazının orijinalini arıyordum. Yani reliable, güvenilir bir şekilde adenomiyozisi demek için dört ya da daha fazla bulgu öneriyor. Kılavuz gibi hatırlıyorum. O yüzden hani alıp yazıda böyle tek tek karşılaştırınca, oranlara bakınca, yani bir kadında birden fazla bulgunun ya da 3-4 bulgunun en azından bir arada olmasını kriter almayınca, hani adenomiyozis tanısını overestimate etmiş olabilirsiniz. O yüzden de hani bu bulgu hafif çarpılmış olabilir diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsam. Yok, çok doğru. Aynı şey benim de aklıma hocam geldi. Aynı şey benim de aklıma geldi. Ben de onu soracaktım Erkan'a. Erkan'a bir soru daha yönlendireyim. Düşük öyküsüyle gelen hastalarla kontrol grubundaki hastaların ultrasonlarını yapan kişiler hastanın öyküsüne blinded mı değil mi? Değil hocam. Unblinded. Evet. Çünkü öykü, bu da bir problem yok hocam. Bu da bir bias getiriyor. Sonuçta eğer senin a priori hipotezin, daha doğrusu oradaki çalışma yürüten kişilerin inancı adenomiyozisin düşükle alakalı olduğu şeklindeyse, evet. Biraz önce de Barış'ın söylediği bir takım non-specific ve inter ve inter-observer variabilitesi yüksek olan parametreler üzerinden değerlendirildiğinde bu hastalar, burada bir tarafa daha ağırlık verilebilir. Ne bileyim, mesela fanning, o fan shaped görüntü bilmem ne. Sen mesela düşük bir hastalığı daha sık görüyor gibi olabilirsin. Toplantıdayım da. Bülent Turman'ın toplantısı. Mikrofonları kapatalım arkadaşlar. Cem, orada mısın? Evet, buradayım. Sesim geliyor mu? Cem, bütün bu tartışmaların ışığında geçmiş doğum gününü kutluyorum. Evet. Bu senin doğum günü hediye makalen abi. Evet, çok teşekkürler abi. Zaten makaleler bunlar bizim
evladımız gibi oluyor. O yüzden çok teşekkür ederim bu makaleyi burada tartıştığınız için, tartışmaya açtığınız için öncelikle. Şimdi ilk önce nereden bu makale aklımıza geldi onu bahsetmek isterim. Zannedersem Gürkan abiydi. Bir TSRM sempozyumunda bana bu görevi vermişti. Adenomiyozis ve infertilite konulu bir seminer, bir sunum yapmamı istemişti. Ben bu sunumu hazırlarken o dönemki bulgularla işte 2011 yılında Conegeiro'nun Simon grubundan bir yazısını dikkatle okumuştum. Bu yazıda tüp bebek hastalarıydı. Bu adenomiyozis hastalardaki tüp bebek sonuçlarını gösteriyordu ve işin ilginç tarafı implantasyon oranlarına bakarken implantasyon oranlarında fark bulmazken bu yazıda düşük oranlarını fazla buluyordu. Şimdi bizim işimiz biliyorsunuz var olan bilgileri değerlendirmek, yani bir bilim insanı olarak eldeki bilgilerde bizde neydi? Tekrarlayan düşükler adenomiyozize yol açar şeklindeydi. Bizim ana bilgiyse dolayısıyla bir kişideki tekrarlayan düşükler neticede adenomiyozize yol açabilecekti. Fakat bu çalışmada bunu görünce hiç gebelik geçirmemiş, infertil. Hatta bunların da büyük bir kısmı donasyon siklusunda düşük oranının adenomiyozide fazla gözükmesi bana şu fikri uyandırdı. Ya hiç gebe kalmamış bir kişide adenomiyozide düşük fazla gözüküyorsa acaba bizim rekürant düşüklerimizde bu böyle bir şey olabilir mi? Ve gerçekten de daha sonra kendi klinik pratiğimde değerlendirdiğimde, buna dikkat ettiğimde gerçekten böyle tekrarlayan düşükleri olan hastalarda bu bulguların, adenomiyozin fazla olduğunu kendimde hissetmeye başladım ve bu çalışmanın tasarımı aklıma geldi. Nitekim daha sonra bu hem çalışmayı yaparken takip ettiğim literatür hem de güncel literatüre baktığımızda demin Ayşe'nin de söylediği gibi Punte'nin mesela 2016'da ilginç bir çalışması var. IVF hastalarının şeye gönderildiğinde radyoloji merkezine gönderildiğinde özellikle orada 3 boyutlu ultrason yapıldığında bu 40 yaş altı grupta %20 oranında adenomiyoz tespit etmişler bu grupta. Ve rekürant düşükleri olanlarda da %38 oranında adenomiyoz bulgularına rastlamışlar. Bütün bunlar benim düşüncemi destekleyerek beni böyle bir çalışma yapmaya itti. Ta ki ben zaten sonraki meta analizleri birazdan da değerlendireceklerdir. Berselin'in Human Reproduction'da çıkan, Yunus'un da Fertility'de çıkan meta analizlerinde de hep baktığımızda bu IVF hastalarında miscarriage oranları yaklaşık odds ratio'su 2 kat olacak şekilde, 2 kat fazla olacak şekilde fazla rastlanıyordu. Dolayısıyla bizim de datalarımız biriktikçe bu ayrımı gördük. İlginç bir nokta da şu, evet Barış çok haklı, keşke daha fazla sayıyı arttırabilsek ama biz şimdi tek merkezden böyle bir çalışmayı yaptık ve kriter olarak biz 2 bulgunun olmasını koyduk. Ki literatürde de böyle bulgular var, yani ne kadar çok arttırırsanız o kadar çok artıyor ve en yakın zamanda da hatta Sharma'nın bir çalışması var. Sharma yaptığı çalışmada, onu da not aldım şuraya, ilginç bir şekilde mesela tubal grupta %13.4 bulurken düşük oranını adenomiyozis olan grupta veya endometriyozis adenomiyozis olan grupta %35 oranında düşük oranı buluyor. Ki Sharma Barış'ın dediği gibi çok daha fazla kriteri, tanı kriteri 5'in üzerinde alıyor. Dolayısıyla eğer belki biz bu çalışmayı daha multisentrik olarak yapsak ve belki de daha sert kriterlerle biz bu işe koysak, düşükle olan bağlantısını, tekrarlayan düşükle olan bağlantısını belki daha da güçlü bir şekilde ortaya koymamız mümkün olacak. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sorulursa başka şey de ekleyebilirim. Evet. Hadi. Engin, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bizi duyuyor musun? Engin Oral Hoca herhalde bizi duyamadı. O zaman bir şey ekleyebilir miyim Bülent abi? Son bir şey. Tabii. Vaktimiz varsa. Çok bir de bir yazıda okumuştum. O da çok ilginçti. Şöyle diyordu yazıda, ilk giriş introduction'ında, uterus bizim evimiz, ilk evimiz. Dolayısıyla evin yapısı ne kadar sağlam olursa buradaki devamlılığımız daha fazla olacak. Biz sonuçta hani doğal olayları da taklit ediyoruz. Nasıl bir ekin yapıldığında ürünün gelişmesi her toprakta, her zeminde olmuyorsa, burada da zemin çok önemli. Şimdi birazdan gebelik sonuçlarında da karşılaşılacak. Yani ileriki dönem sadece düşükler değil,
doğuma kadar ki gelen gebelik komplikasyonlarında da adenomiyoz göreceğiz. Dolayısıyla bu bakımdan da bakmak lazım. Yani evin zemini sağlam olmazsa ne bu ekimde bir sonuç alabiliriz ne de bir depremdeki dayanıklılığını söyleyebiliriz. Bunu da ilave etmek istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Engin sen biz seni duyamadık. Sen bir mikrofonun açık mı? Konuşabilir misin? Yok, senin sesin bize gelmiyor Engin. Ben de mikrofonun açık görünüyor ama sesin gelmiyor. Peki, biz Ayşen'le devam edelim o zaman. Ayşen, sıra sende değil mi? Evet hocam, evet. Ben ekranı paylaşayım. Hemen şey veriyorum. Tamam hocam. Pardon. Pardon. Evet, paylaşabilirsin şimdi sunumunu. Tamam hocam. Peki. Hoş geldiniz. Böyle zevkli bir konuda konuşma şansını elde ettiğim için gerçekten teşekkür ederim. Ben de aşırı seviyorum adenomiyozu, endometriyozu. Kısa bir sunum yapmaya çalışacağım. Hocanınla paylaştığımız makaleden daha az bahsedeceğim. Ama o grubun makaleleri çok güzel gerçekten ve bize başka bir tarafını gösteriyor adenomiyozin. Hepsini ben dahil ettim sunumuma. Hepsinden bahsedeceğim. Şimdi adenomiyozis aslında 3 tane semptoma dayalan bir hastalık bildiğimiz üzere. Bunlardan bir tanesi yoğun kanama, diğeri infertilite. Diğerisi de ağrı. Ağrı olarak içinde disparoni var, kronik pelvik ağrı var veya dismenore var. Ancak adenomiyozisin patognomonik bir aslında semptomu yok. Patognomonik bir semptomu olmamasının sebebi endometriozis ve fibromlara yüksek olasılıkla eşlik ediyor olması. Böyle bir durum diğer hastalıklarla birlikte görülüyor olması ve patognomonik bir semptomun olmaması bizi adenomiyozisin farklı türlerinin farklı semptom yapıp yapmadığı üzerine düşündürüyor ve bu da ta 1972'lerden beri acaba adenomiyozi biz kategorize edebilir miyiz düşüncesini doğuruyor. Adenomiyozisin klasifikasyonu ilk 1972'de başlamış. Tabii histolojik bir tanı olarak biliniyor adenomiyozis. Ancak görüntüleme teknolojileriyle birlikte bu histolojik tanı gittikçe MR veya ultrason tabanlı kategorizasyonlara olarak değişti. MR görüntülemeyle kategorize edilmeye çalışmış 2008'de ve hala MR'la olan kategorizasyon devam ediyor. İşte lokalizasyonuna göre veya klinikte histopatolojinin Green Business klasifikasyonunda klinikle histolojiyi birleştirdiği bir klasifikasyon yaptı. Bunlardan en önemlilerinden ve bana verilen makalenin dahil ettiği kategorizasyondan size bahsetmeye çalışacağım. Bu Bird'ün 1972'deki kategorizasyonu endometriyal tabakaya ne kadar girdiği, çünkü ilk ortaya konulan adenomiyoz hipotezi endometriyumdan miyometriyuma invazyon şeklindeydi. Acaba ne kadar, katları ne kadar giriyor? Bunun üzerineydi. Grade 1, 2, 3 gibi farklı miyometriyum tabakalarını farklı miktarlara tutması üzerine bir kategorizasyon yaptı. Levgur, superficial, intermediate veya derin. Kishner'ın kategorizasyonu intrinsic, extrinsic, intramural veya indeterminate olarak 4 kategoriden oluşuyor. Ben özellikle bundan bahsedeceğim. Bunları sadece görmeniz için getirdim. Uzun uzun anlatmayacağım. Gortz, junctional zone hiperplasisini, tabii bunlar hep MR bulgusu olarak geçiyor. Ultrasonla karıştırmayalım. Junctional zone hiperplasisini adenomiyozisden ayırarak, eğer bu hiperplasi 12 milimetrenin üzerine çıkmışsa adenomiyozisdir ve bu hiperplasi aynı zamanda bir daha lokal, sınırları belli bir miyometriyumla çevrili bir görüntüye eşlik ediyorsa adenomiyomadır şeklinde bir şey ortaya attı. Green Business hem histolojiye, hem histereskopik bir tanıya, hem histolojik tanıya, hem de ultrason görüntülerine dayanarak farklı bir kategorizasyon yaptı. Difüz, fokal, polipoid veya özel kategoriler gibi. Belçer'in de en son çok daha geniş, açıkçası pek de user friendly olmayan bir kategorizasyon ortaya koydu. Şimdi ben size bahsettiğim şey intrinsik ve ekstrinsik adenomiyozis veya fokal veya difüz adenomiyozisden bahsetmeye çalışacağım kategorik olarak. Şimdi öncelikle bu Kishner'in çalışması 2012'de. Bu çalışmalar çoğunlukla şuna dayanıyor. Benign jinekoloji yapılmış hastalarda introp olarak endometriyozis olup olmadığı ortaya konuluyor.
Endometriozis ise nasıl bir endometriozis? Ovaryal endometriozis mi? Süperfisyal endometriozis mi? Derin endometriozis mi? Ve bunların daha sonra retrospektif olarak MR bulguları adenomiyozis açısından senior radyologlar tarafından taranıyor. Ve bunların klinik korelasyonları veya bunlardaki benzer bulgular üzerine bir kategorizasyon yapılıyor. Şimdi bu adenomiyozis'de histerektomi materyallerinden yapılmış bir kategorizasyon yapılmış. Klinik korelasyona bakılmamış bu makalede. Şimdi buradaki ortak özellikli hastalara bakacak olursak, mesela subtip 1 intrinsik adenomiyozis olarak tanımlamış kişni. Bu nasıl bir adenomiyozis? MR'da da gördüğünüz gibi bakın arka taraf, bu tabii ki anterior taraf. Junctional zone'un hiperplazik olduğunu, burada adenomiyotik olan kısmın çok da artık hastalıklı olarak, çok belirgin olarak demarkasyon vermediği, serozanın görülebildiği ancak junctional zone'un burada destrükte olduğu ve hiperplazik olduğunu görüyoruz. Bunun histerolojisi de bize aynı şeyi gösteriyor. Bakın endometrium çok net olarak en azından diğer görüntülere net olarak seçilmiyor. Miyometrium komplet olarak endometriotik gland vasitromalarla dolu. Seroza ise daha net olarak belli olabiliyor. Kişine buna intrinsic adenomyosis deniyor. Çünkü endometriumdaki menstrual kanın miyometriuma doğru ilerlediği, Özgür abin de bahsettiği gibi, aslında buradaki menstrual kan değil, hipotez olarak sunulan şey endometriozisin kendisinin aslında miyometriuma yerleştiği epitelyal mezenkimal bir dönüşümle miyometriumda var olduğunu, ancak olayın endometriumdan başladığını söylüyor intrinsik adenomiyozisde. Ve diğer bundan sonraki güncel makalelerde, 2021 makaleleri bile bu intrinsik ekstrinsik olayına daha çok odaklanmış durumdalar. Şimdi ikinci bulguya baktığımızda burada gördüğünüz gibi posterior, anterior. Burada bir posterior adenomiyozis var. Junctional zone'a baktığınız zaman, junctional zone biliyorsunuz dinamik bir yapı, hormonal dependent bir yapı. Biz ultrasonda, 3D ultrasonda iyi bir uterusun junctional zone'unu çoğu zaman görüyoruz. Ancak miyometriyal kasılma olduğunda junctional zone kaybolabiliyor 3D'de. Dolayısıyla junctional zone'un bir MR tanısı olduğunu, MR bulgusu olduğunu hatırlatmak isterim. Eğer ki junctional zone değerlendirmek isterseniz, hastadan aslında belirli aralıklarla, mesela 5'er dakika, 10'ar dakikalık aralıklarla miyometriyal kontraksiyon durduktan sonra görüntü alınmasını ve böyle aslında check edilmesi de öneriliyor junctional zone açısından. Şimdi buraya baktığımızda dediğim gibi junctional zone'u daha net olarak görebiliyoruz. Burada da serozanın obliteri olduğunu, bir posterior duvarda bir adenomiyozis olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu da kişine ekstrinsik adenomiyozis olarak tanıyor. Çünkü diyor ki hastalık serozadan aslında endometriuma doğru geliyor. Bakın endometriumu şu iki görüntüsünü karşılaştırdığınızda histolojik olarak burada çok net bir endometrium görebiliyoruz aslında. İlk intrinsik olan da endometriumu daha iyi defined olarak görüyoruz. Bir diğer adenomiyozis intramural aslında fibroide oldukça benzeyen, etrafında junctional zone'da herhangi bir bozulma yaratmamış, serozada herhangi bir bozulma yaratmamış, miyometrium tabakası etrafında sanki miyom gibi görülebilen bir yapıda. Bir diğeri de bir diğer sınıflamada tip 4. Bunu da teardrop deformitesi olarak sınıflandırıyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir transvers kesit. Şurada endometriumu görüyoruz. Ancak posterior duvar difüz bir adenomiyozisle kaplı ve bu difüz adenomiyozin yanında rektum tıpkı bir gözyaşı gibi çekilmiş durumda. Buna teardrop deformitesi diyor. Posterior adenomiyozlerde bunların yaygın olduğunu söylüyor kişi. Şimdi MR görüntülemesiyle adenomiyoz ve endometriozis tiplerinin klinik korelasyonunu bu ekip, bu Şapron'un ekibi 2017'de yayınlamış. Daha sonra bununla ilgili 3 makale daha sunacağım. Burada gördüğünüz gibi gene MR bulgularına bakalım. Aslında hastanıza MR çektirdiğinizde MR bulgularını kendiniz de bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada hem ultrason bulgularını hem de MR'dan aslında en azından adenomiyoze bakarken gerçekten anlaşılmayacak bir şey yok. Pratik yaptıkça biz de anlar hale geldik açıkçası. Burada ilk görüntüde bir izole difüz endometriozis var. Bakın gördüğünüz gibi posterior tarafta. Junctional zone'a baktığımızda junctional zone'un burada obliteri olduğunu ve kalınlaştığını görüyoruz. Şuradaki beyaz okla birlikte. Adenomiyozin kendisi burada ama yaygın bir şekilde posterior duvarda bir adenomiyozis mevcut. Fokal adenomiyomlar zaten çok kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Bunun miyomdan ne farkı var diyeceksiniz belki. Sabahleyin Ayşe ablayla da, Ayşe Seyhan'la da konuştuk. O da MR'a tabii çok daha hakim. MR aslında T1, T2 ağırlıklı MR'larda endometriumla benzer ekonjenitede olan şeyi adenomiyom olarak tanımlıyor radyologlar. Burada hem T2'ler var hem T1'ler var. Burada her ikisi de fokal adenomiyom. Bunu geçiyorum çünkü odamız fokal adenomiyomlar değil.
Şimdi burada dördüncü görüntüde gördüğünüz bir fokal adenomiyozis var. Aslında bu görüntüyü görsek mesela bu tanıyı hiç bilmeden aramızdan birileri tanımlayabilir mi? Kesinlikle tanımlayabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada bir junction zone gördüğünüz gibi korunmuş. Bu şu bölgede bir irregülite var ve arka tarafta da gerçekten bir adezyon var. Bu bölgedeki irregülite bir fokal adenomiyozis. Bunun adı da FAOM diye kısaltılıyor. Focal adenomyosis located in outer myometrium. Yani dış myometriuma yerleşmiş bir focal adenomyosis'den bahsediyoruz. Ancak bu focal adenomyosis de focal adenomyoma değil. Çünkü çevresi bir sağlıklı bir myometrium tabakasıyla kaplı değil. Tıpkı sanki difüzün küçüğü gibi ama belli bir bölgede olduğu için focal deniyor buna. Aynı görüntünün bakın buradaki transvers kesiti. Transvers kesitte de bu FAOM bulgusunun aynı zamanda rektumu da derin infiltral endometriozisle de ilişkili olduğunu görüyoruz. Her iki görüntüde burada da sagittal görüntü. Her ikisinde de bağlantılı olduğunu, ona komşuluk gösterdiğini görüyoruz. Şimdi o zaman aslında iki tane odaklanılan konu var şu anda ve klinik korelasyon çalışmaları da bu iki tanı üzerine yapılıyor. Bir, izole FAOM. Yani sadece izole FAOM. Niye izole FAOM? Çünkü bakın buradaki myometrium gerçekten korunmuş ve junction zone'da bir hiperplazi yok. Yani burada bir difüz adenomiyozis yok. Sadece FAOM var. Burada ise bakın hem FAOM var, arka ile ilişkisi bu tanıyı değiştirmiyor. Ancak junction zone'u hiperplazik görüyoruz, daha oblitere görüyoruz. Ve burada da myometrium daha heterojen görülüyor. Burada hem bir FAOM hem de difüz adenomyosis var. Şimdi bu iki tanı üzerine özellikle odaklanıyor çalışmacılar. Ve şöyle diyorlar, tıpkı Samson tiyatrosunda da olduğu gibi adenomyosin ilk teorik olan tanısı endometriumdan myometriuma ilerleme yani intrinsic adenomyosis. Bu ilerleme sonucunda epitelyal mezenkimal transisyon da yaşanıyor ve bu bir difüz adenomyosis'e dönüşüyor diyor ve junction'ı zor tabii ki etrafında obliter oluyor. B'de ise bir fokal adenomyosis'den bahsediyor. Nedir bu fokal adenomyosis? Tıpkı Samson'un da desteklediği bir retrograd menstruasyon. Bunun daha çok sol yan duvarda birikmesi, Douglas'ta bir enflamasyon oluşturması, Douglas'ta oluşan enflamasyonla Douglas'ı oblitere edebilmesi, aynı komşulukta rektumda da bir veya retroservikal alanda da endometriyoz oluşturması ve bunun tam karşılığında uterus'ta da bir FAOM bulgusu yaratması. Ve şöyle diyorlar, bunda aslında garipsenecek bir şey yok. Nasıl ki bir endometriyozis Douglas obliterasyonda, enflamasyonunda rektuma tutunup burada invajinasyon gösterebiliyor içeri doğru ve buradan implante olabiliyorsa bunun aynısını uterusta da yapıyor. Uterusta da bir posterior duvarda bir adenomyosis oluşturuyor diyor. Peki böyle bir tanım var. Bunun bir önemi var mı acaba? Bunun difüz adenomyosis'den bir farkı var mı? Önemli olan bu. Çünkü önemli olan bizim ultrasonda bu tanıyı koymamız değil. Gerçekten farklı bir klinik antitemidir bu. Bu hastalara farklı mı yaklaşmak gerekir? Bunu bilebilmek. Şimdi baktığınız zaman bu tablo karışık bir tablo. Ben size özetini yapmaya çalışacağım. Aynı çalışma izole difüz endometriyozis, difüz endometriyozisin FAOM'a eşlik ettiği bir de sadece izole FAOM'un olduğu 3 grup hasta var. Şimdi bu hastalarda intraop olarak endometriyozise bakılmış. Bütün hastalar düşünün hepsi cerrahi geçirmişler. Benince ekolojik sebeplerden kaynaklı. Şimdi baktığınız zaman sadece difüz adenomiyozis, endometriyozisi hiç olmayan, hiçbir bulgusu olmayan hastalarda %34 oranında görülüyor. FAOM'a baktığınızda endometriyozis olan olmayan arasındaki kıyasa baktığınızda izole FAOM %30 oranında görünüyor. Difüz adenomyosis izole olsun veya olmasın. Tablonun anlaşılmazlığı zaten bu yüzden. Çünkü yapılan istatistik yani yapılan toplamlar veya P değerleri burada yok. İzole difüz deyince her ikisini de alıyor. Difüz adenomyosisin endometriyozisin alt tipleri yani süperfisyal, peritoneal, ovaryan endometriyozis veya DIE ile herhangi bir klinik korelasyon göstermiyor. Anlamlı bir klinik korelasyon göstermiyor. Ancak diğer taraftan FAOM'a baktığımız zaman FAOM daha yaygın olarak bakın tek başına FAOM da öyle. Difüz adenomyosis de FAOM öyle. Bütün FAOM bulguları endometriyozle daha çok ilişkili. Endometriyozle olmayan grupta FAOM bulma ihtimalimiz oldukça düşük. Aynı zamanda FAOM endometriyozin alt tipleriyle de bir klinik korelasyon gösteriyor. Daha sıklıkla OMA yani ovaryan endometrioma veya en sıklıkla derin infiltranla bir özellik gösteriyor. Aslında size anlattığım o MR görüntülerinden sonra bu tahminleri siz kendiniz yürütebilir misiniz? Evet, klinik korelasyon olarak da tahmin ettiğiniz gibi FAOM bulgusu arkadan da köken aldığı için posterior adenomyosis
ekstrinsik adenomiyozis ve derin infiltranla daha çok ilişki gösteriyor. Dolayısıyla endometriyotik hastalarda FAON bulmamız difüz endometriyozis dahil olsun olmasın çok daha yüksek. Şimdi aynı grup gene devam ediyor. Bunu inner veya iç veya dış miyometriyal özelliğine göre sınıflandırıyor. Adenomiyozis. Az önce FAON ve difüz demişti. Şimdi inner veya outer diyor ki bu 2021 çalışması. Burada da bir şimdi gördüğünüz gibi MR bulguları. MR bulgularında burada bir posterior adenomiyozis var. Daha fokal bir alanda. Buna ekstrinsik adenomiyozis deniyor. Posterior duvarı tutuyor. Ve de aynı zamanda arka taraftaki bir komşunla derin infiltranla da komşu. Burada aynı zamanda bir diffuse junctional zone'un bakın burada korunduğunu görüyoruz. Burada ise junctional zone'un komplet olarak obliter olduğunu ve intrinsik bir adenomiyozisten bahsediyor. Acaba diyor bu hastaların klinikteki durumları farklı mı? Şimdi ben size sadece anlamlı olan sonuçları getirdim. Bakın bu bir deskriptif çalışma. Bu nasıl çalışma? Baseline özellikleri benzemeyen hasta gruplarını mı kıyaslıyor diyebilirsiniz. Ama zaten baseline özelliklerini ortaya koyan bir çalışma. Bu deskripsiyon yapılmış sadece. Eksternal adenomiyozis dediğimiz, yani daha çok aslında difüz adenomiyozis denilebilir buna zamanla. Eksternal adenomiyozis dediğimiz hastalar, eksternal adenomiyozis dediklerimiz FAOM hastaları, çok özür diliyorum. Eksternal adenomiyozis dediğimiz hastalar biraz daha genç, daha nülipar olmaya eğilimli, endometriyozis cerrahisini daha sıklıkla geçirmişler, internal adenomiyozise yani difüz adenomiyozise kıyasla. Difüz adenomiyozis veya intern adenomiyozis dediğimiz daha sıklıkla uterin cerrahi geçirmiş. Uterin cerrahiler neler derseniz histereskopi, miyomektomi veya sezaryen gibi. Endometriyozis arasındaki korelasyona baktığımızda ekstern adenomiyozis yani FAOM'lar daha fazla derin infiltranla ilişki gösteriyor. İntern adenomiyozis de ise belirli bir daha yoğun olarak endometriyozin subtipleriyle bir ilişkisi yok. Ve burada da gördüğünüz gibi intern adenomiyozis endometriyozisle ilişkili olmayabiliyor. Diğer taraftan kanama sürelerine baktığımız zaman intern adenomiyozis tahmin edebileceğiniz gibi daha sıklıkla kanamaya eğilim arttırıyor. Yani yoğun menstrüel kanamalar intern adenomiyozis hastalarından geliyor. Ama dediğim gibi bu hastalar daha yaşlı, daha fazla intrauterin cerrahi geçirmiş. Gravidaları daha yüksek hastalar aynı zamanda. Dismenore, disforani veya non-cyclic pelvic pain'e baktığımızda intern adenomiyozis hastalarıyla ekstern adenomiyozis hastaları arasında herhangi bir farklılık yok. Yani ağrıları birbirine benzer gibi duruyor bu iki grubun. Şimdi benim sunacağım makale gene aynı grup bu sefer hani o jinekoloji çalışmıştı. Bu acaba infertilite ile nasıl bir ilişki var diyor. Hastalar 18-42 yaş arasındaki hastalar. Bunlar benign jinekoloji geçiren hastalar gene aynı tip 2005 ile 2018 tarihleri arasında MR bulguları değerlendirilmiş infertil olan olmayan hastalar arasında adenomiyozise bakılmış. Adenomiyozisde iki tipine inceliyor. Fokal adenomiyozis ve difüz adenomiyozis veya bunların birliktelikleri. Şimdi baktığımız zaman infertil olmayan grup, primer infertil grup, sekonder infertil grup. Bunların yaşları, body mass indeksleri, sigara öyküleri, dismenore hikayeleri, menorajileri veya infertilite süreleri birbirine benziyor bu üç grubun. Tabii ki no infertil grupta böyle bir şey yok. Adenomiyozise baktığımız zaman fokal adenomiyozisin, bakın hem associated hem fokal artı difüz hem de fokal adenomiyozisin burada primer infertilite ile daha yüksek oranda birliktelik gösterdiğini görüyoruz. Daha doğrusu bulguları en baştan şöyle tarif edeyim. Adenomiyozisle bütün hastalara bakıldığında yani benign jinekoloji geçirmiş MR'ları olan hastalar arasında 248 hasta arasından ne kadarı acaba infertilite ile ilişkili? Adenomiyozisle olan 248 hastanın %30'u infertilite ile ilişkili. Bunların %20 kadarı primer, %10 kadarı da sekonder infertilite ile ilişkili. Difüz adenomiyozis primer veya sekonder infertilite ile belirli bir özellik göstermiyor. Yani difüz adenomiyozin varlığı, bakın hem tek başına difüz adenomiyozis hem de FAOM'la birlikte difüz adenomiyozis. Komplet olarak difüz adenomiyozi ele aldığımızda anlamlı olarak infertilite ile bir ilişkisi yok. Aslında bu hiç de garip değil. Çünkü zaten hem endometriyoz olmayan hastalarda difüz adenomiyoz olabiliyor. Dolayısıyla infertilite ile de birebir ilişkisi yok difüz adenomiyozin. Aynı zamanda şu yeşil kutucuklara da baktığınızda FAOM'un tek başına varlığı veya difüz adenomiyozisle varlığı
İnfertil olmayan grupta %30, primer infertil olan grupta %50, sekonder infertil grupta da %30. Yani sekonderle sanki non infertil aynı grupmuş gibi ama primer infertillerde artmış olanda oranda bir faun bulgusu var, istatistik olarak da anlamlı. Şimdi aynı şekilde buradaki sonuçlara bakacak olursak şunu söyleyeyim. Gruplar arasında lehim yomlar açısından bunların varlığı açısından herhangi bir farklılık yok. Endometriozisin varlığı açısından da bir farklılık yok. İnfertil olmayan grupta bakın endometriozisle neredeyse aynı oranda endometriozis görünüyor. Enteresan. Ve gruplar arasında gene endometriozisin subtipleri açısından da bir farklılık yok. Ancak FAOM hastalarına bakıldığında sadece FAOM olan hastalarla sadece difüz adenomiyozlu olan hastalar kıyaslandığında endometriozisle olan birliktelikleri FAOM'da %96 iken difüz adenomiyozisde %60. Bir önceki çalışmayla da aynı değeri gösteriyor. Difüz adenomiyoz %30 oranında endometriyozu olmayan hastalarda görülebiliyor. Burada da bakıldığında bir multinominal lojistik regresyon yapılmış. İşte burada anlamlı çıkan bir tane şey primer infertilitedeki yaş. Acaba hangi bulgular? Bakın hasta yaşı, FAOM, difüz adenomiyoz varlığı, endometriyoz, lehim yomların varlığı. Hangileri primer veya sekonder infertiliteyle ilişkilidir diye regresyon yapıldığında da burada anlamlı çıkanlardan biri yaş ama yani makale açısından çok anlamsız bir şey. Fokal adenomiyozin varlığı 1.9 kat primer infertilite riskini arttırıyor. Bu alt confidence intervali 1.1 olmakla birlikte neredeyse 2 kat artmış olan da bir primer infertilite ile ilişkisi var. Difüz adenomiyozin ise yok. Sonuç olarak bunlardan bu 3 makaleden özet nedir? Eğer biz fokal adenomiyozi ekstrinsik, difüz adenomiyozi intrinsik olarak sınıflarsak, literatürün bize verdiği ipuçları ve üzerine gidebileceğimiz ipuçları neler? Fokal adenomiyozis hastaları daha genç, daha nülligravid, endometriyoz cerrahisi geçirmiş olma olasılıkları daha yüksek çünkü derin infiltranla ilişkileri daha yüksek. primer infertilite ile ilişkileri daha yüksek fokal adenomiyozisin. Ancak ikisi iki grup arasında ağrı skorlaması açısından bir farklılık var. Dolayısıyla önümüze gelen primer infertil hastalarda adenomiyozle bakarken fokal adenomiyozisle aramakta yarar var. Fokal adenomiyozi bulduğumuzda da bu hastada derin infiltran olduğunu düşünmekte fayda var. Difüz adenomiyozis de unutmayın ağrı skorları açısından aslında benzer bir skor yapıyor fokal adenomiyozisle. Bu bizim sabahleyin gördüğümüz bir hastadan. Bakın burada adenomiyozis nerede? Adenomiyozis hem burada bir fokal adenomiyozis var hem de arka tarafa yapışmış. Tabii bu sagittal görüntü 2D'deki. Dolayısıyla bu zaten kesit olarak fundus ve arkasında yapıştığı yer hidrosalpinks aslında. Orada derin infiltran var mı yok mu bu hastada bilmiyorum. Gene şöyle bir görüntü aldığımızda bakın question mark'ı zaten görüyoruz. Burada bir miyometriyal kisti var aynı zamanda bu hastanın. Bir diğer görüntü de o miyometriyal kistin burada bu 3D görüntüsü, bu sagittal görüntü şu şekilde yansıttığını görüyoruz. Aslında adenomiyozin farklı tipleri işte bunlar. Yani kistik olarak da görünüyor, nodüler olarak da görülüyor. Ve 3D'ye baktığımızda bakın junctional zone'u hiç görmüyoruz. Belki miyometrium da kasılmış olabilir burada, o ayrı ama junctional zone komplet olarak obliteri olduğunu ve şuradaki posterior duvardan adenomiyozin geldiğini zaten çok net olarak görebiliyoruz. Şimdi ileriki klasifikasyonlar önerilen şey bunların aslında arttırılması. Miyometriumun iç tabakası mı dış tabakası mı infiltre oluyor? Nerede yerleşiyor adenomiyozis? Paterni difüz mü fokal mi? Musküler bir tipi mi var? Kistik bir tipi var? Ve volümü ne kadar gibi bir önerme var 2018'de Gordon çalışmasından. Bu klasifikasyonların bizim önümüzü açıcı olduğunu düşünüyorum adenomiyozis açısından ve hastaların klinik yönetim açısından. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Ayşen. Gerçekten çok aydınlatıcı ve çok güzel bir konuşmaydı. Şimdi zamanımız giderek daralıyor. Benim tahmin ettiğimden biraz daha uzun sürdü konuşmalar. Esasında konular da çok güzel gerçekten. Biz Ebru'yla devam edelim. Ben hemen Ebru'ya şey vereceğim. Evet, şimdi Ebru da bize özellikle bu adenomiyozis ve postpartum hemoraji ile ilgili nasıl ve bunların nasıl bir risk oluşturduğuna dair
Medical Hipotezler dergisinde çıkan bir makaleyi sunacak. Ebru, paylaşabilirsin ekranını bizimle. Paylaşıyorum. Görüyor musunuz? Evet, görüyoruz. Duyuyorsunuz. Bu screen'e getir, tamam. Tamam. Şimdi ben adenomyozizm, postpartum hemoroji ve diğer komplikasyonlarla ilgili nasıl oluyor da böyle bir şey oluyor açıkçası. Bir patofizyolojisiyle ilgili bir makale var ve bu Medical Hipotez dergisinde yayınlanmış. Aslında makalenin kendisi de bir hipotez. Ve adenomyozizin obstetrik kanamaya, daha doğrusu doğum sonu kanamaya yol açtığını iddia ediyorlar. Böyle bir hipotezleri var ve bu makalede de ben bu dört tane önerdikleri teori var bununla ilgili. Bunları özetlemeye çalışacağım. Çalışma 2020 Ekim'de yayınlanmış ve İngiltere, Fransa ve İtalya'dan 3 farklı üniversiteden gelen çalışmacılar bu hipotezi ortaya koymuşlar. Şimdi postpartum kanamayı biliyoruz. %5 ila 22 arasında maternal ölümlerin en önemli sebebi. Ama bir de bilinen ya da bilinmesi gereken bir şey var ki, o da bu endüstriyel dünyayla birlikte artık bir şeyler yapıyoruz demek ki. Yani bunların en önemlisi de sezaryen skorlarındaki artma olabilir. Bu sayı giderek artıyor. Çünkü adenomyozis için risk faktörü olarak en çok multiparite, bir gebeliğin küretajla özellikle sonlandırılmış olması, ki bu daha önceki konuşmalarda da belirtildi. Aslında junction zone'da bir travma yarattığı için bu önemli olabilir. Sezaryen doğumlar, ki bu da miyometriyal, endometriyal, yani miyometrime yapılan kesin neticesinde miyometriyumun buradan invazi olmasını ve aradaki o sınırın kaybolmasını öne sürebilirler. Bir de tabii genetik predispozisyon suçlanabilir. Patofizyolojisine baktığımızda da demin de söylendi zaten, miyometrium içinde genellikle endometriumun yerleşmesi ya da ilerlemesi olarak tanımlanabilir ve bu şekilde de miyometriyal endometriyal bileşkedeki bir sınır ihlali ortaya çıkıyor. Bunlar bütün miyomektomiler, miyometriyal insizyon yapılan tüm ameliyatlarla ilgili olabilir. Ve yaşla birlikte de hücre hasarı ve tahmin mekanizmalarının devreye girmesi adenomyozis riskini arttırmakta. En önemli karakteristiği enflamasyon aslında. Sitokinler ve diğer inflamatuar medyatörler burada ektopik endometriyal dokunun etrafında bu dokunun daha da büyümesini, daha da kas içine, miyometrium içine invazi olmasını sağlıyor. Ve ortaya çıkan değişmiş oksidatif stres de bu olayı devamlı hale getiriyor. Çalışmacıların hipotezi postpartum kanamanın adenomyozisi bunun için bir risk faktörü oldu. Bu fikirde işte bu lokal endometriyumdaki immün cevaptan ve nasıl bu gebeliğin erken dönemlerini etkileyebiliyorsa ve gebelikte rekürren abortlara sebep oluyorsa, aynı şekilde gebeliğin son döneminde de patolojilere sebep olabileceğini iddia ediyorlar. Fikir de buradan çıkmış zaten. İlk öne sürdükleri olası mekanizma junctional zone'da modifikasyon olması ve buna bağlı olarak da bu sonuçların ortaya çıkması. Ne demek bu? Junctional zone aslında strüktürel olarak miyometrium gibi davransa da hormonal etkiye sahip, hormonal etkiden daha doğrusu değişkenlik gösterebilen bir yerde de endometrium gibi davranan bir alan. Ve buradaki bütünlüğün bozulmuş olması konsepsiyondan önce, konsepsiyon sırasında burada plasental gelişim sırasında daha derinlere, daha difüze olmasını, daha içerilere doğru plasentasyonun yerleşmesine sebep olabiliyor. Ve bu da tabii ki olumsuz negatif gebelik sonuçlarını aslında tetik noktası oluyor diyebiliriz. Yine spiral arterlerin remodeling'i söz konusu. Burada vasküler direnç artışına bağlı olarak burada defektif bir plasentasyonu destekliyor. Histolojik olarak baktığımızda, biraz önce Özgür de zaten benzer preparatları göstermişti. Miyometrium içine invazi olmuş endometriyal dokuyu bu şekilde görmek de mümkün. Yine 3D ultrasonlarda da pseudopod gibi çıkıntıları olan fırçamsı kenarlarla miyometrium içine kadar invazi olmuş endometriyal hattı görmek mümkün. Ve bunların sonucunda da anormal bir plasentasyonla birlikte, ki bu placenta previa spektrumu içinde de yer alabilir ve buna da dahil ediliyor aslında. Bunun sonucunda bir de vaskülerizasyonun, yani spiral arter gelişiminin de
farklı olması inkomplet bir plasental, daha doğrusu plasentanın derinlere kadar yerleşmesine sebep oluyor ve daha sonra plasentanın çıkımı sırasında da tam ayrılmama söz konusu olabiliyor. Bu da kanamalara sebep olabiliyor. Hepimiz zaman zaman sezaryenler sırasında da bazı odaklardan, yani plasenta previ olarak girmediğimiz sezaryenlerde de bazı odaklardan plasentanı ayırmakta güçlük çektiğimiz ya da kanama gördüğümüz, dikiş koymak gerektiğimiz durumlar olmuştur. Belki de bunların altında adenomiyozisi aramak gerekir. Diğer mekanizma önerdikleri ya da öne sürdükleri neoanjiyogenezin rolü. Bunu başka bir şemayla anlatacağım. Şimdi aslında bir mikrotravmatizasyon söz konusu ve doku hasarıyla başlıyor olay. Daha sonra östrojen stimülasyonunun da etkisiyle anjiyogenetik faktörler ve bazı endotelial progenitor hücreler ortaya çıkıyor, aktive oluyor. Östrojen düzeyleri artıyor. Alfa ve beta reseptörleri üzerinden anjiyogenez ve proliferasyon burada indükleniyor, tetikleniyor. Aynı zamanda da yine östrojenin uyarısıyla non-senkronize bir peristaltis ortaya çıkıyor ve bu aşırı artmış peristaltis de yine ototravmatizasyon yaratarak dokuda oluşmuş olan adenomiyotik alanı ya da adenomiyozis sahasını daha da büyütebiliyor, daha da yaygın hale getirebiliyor. Sonuçta adenomiyozisli bir kadın kanamaya hem anormal vaskülerizasyon hem de anormal plasenta aksiyon gerçeğiyle karşı karşıya kaldığı için daha açık hale geliyor. Postpartum hemoraji için riskli grupta sayılabilir. Koagülatif modülatörlere baktığımızda üçüncü olası mekanizma da bu. Şimdi desidüalizasyonu önce düşünmek gerekiyor. Desidüalizasyonda bir hemostatik protein ekspresyonu var. Bu artmış şekilde karşımıza çıkıyor. İki tane önemli faktör var. Bir tanesi doku faktörü ki bu koagülasyonun primer başlatıcısı. Bu progesteron tarafından stimüle ediliyor ekspresyonu. Bütün gebelik boyunca da salgısı devam ediyor. Bu şekilde de hemostaz sağlanmış oluyor. Bir diğeri ise plazminojen aktivatör inhibitörleri ki bunlar da primer antifibrinolitik ajanlar. Yine progesteron plazminojen aktivatörü inhibe ederek, downregüle ederek yine bu enzimin yüksek kalmasını ve bu şekilde kanamanın ve fibrinolizin önlenmesi hedefleniyor. Desirüelizasyondaki mekanizma bu. Peki adenomiyozizle ne oluyor? Bir kere dedik ki lokal enflamatuar cevap var, anormal anjiyogenez var, ektopik foküste, yani ektopik endometriyal foküste oluşmuş olan. Çünkü bu anormal damarlanma gerekiyor ki bu ektopik implant devamlılığını sağlasın. Ve bu inflamatuar faktörlerin etkisiyle de artmış bir tissue faktör ekspresyonu var. Bu normal gebelikte de sürekliliği sağlanan bir şeydi ama burada biraz daha kontrolsüz bir şekilde artması söz konusu ve kontrolü de regülasyonu da yapılamıyor adenomiyozisde. Bu yüzden de hem lokal olarak koagülasyon sistemindeki bu değişiklikler ve inflamasyonla bir araya geldiğinde koagülasyon kaskadının da postpartum periyotta düzgün çalışmamasına sebep oluyor. Miyometriyal kontraksiyon dördüncü mekanizmaları ki bu hepimizce aslında bilinen bir şey. Plasenta ayrıldıktan sonra ortada kalan spiral arterlerin miyometriyal lifler tarafından kontrakte edilmesi ve kapatılması, oblitere edilmesi. Bu bildiğimiz mekanizma. Burada yine junctional zone düzeyinde hücrelerdeki kalsiyum transferi, transportus ya da kalsiyum siklusu da defektif olduğu için bu da kontraktiliteyi bozuyor ve bu şekilde etkili olur deniyor. Veya fiziksel olarak baktığımızda miyometrium içine yerleşmiş olan böyle büyük bir adenomiyotik alan yine de bu şekilde de yine kontraksiyonu önleyebilir, kasılmayı yetersiz kılabilir. Sonuç olarak anormal bir derin plasentasyon, yani daha olayın başında implantasyon sırasında plasentanın plasenta previa spektrumu lehine değerlendirecek şekilde anormal derine yerleşmesi ve uterin kontraktilitenin bozulmuş olması, işte bu iki mekanizma adenomiyozisi postpartum kanamadan sorumlu kılan en önemli iki mekanizma olarak tanımlanmış.
Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Ebru. Bu gerçekten güzel ve üzerinde durulması gereken bir hipotez. Şöyle birkaç tane önerim olabilir. Özellikle çok sayıda doğum yaptıran büyük hastanelerde çalışan buradaki meslektaşlarımıza ben sesleniyorum, öyle diyeyim. Eminim ki postpartum hemoraji atoni nedeniyle azımsanamayacak sayıda bir histerektomi yapılması söz konusudur bu türlü yerlerde. Bizde de yapılıyor ama tabii bizde doğum sayısı az olduğu için sayı da daha az. Mesela bu histerektomi spesimenlerinde adenomiyose bakılabilir. Bilmiyorum böyle bir çalışma hiç yapılmış mı? Yani postpartum histerektomi, kanama nedeniyle yapılan postpartum histerektomilerde, atoni nedeniyle yapılanlarda böyle bir şeye bakılmış mı? Mesela bakılabilir diye düşünüyorum. Onun dışında endometriyoz cerrahisi geçiren, özellikle yine adenomiyozisi olan hastalarda daha sonraki gebeliklerinde acaba anormal plasentasyon, bu derin plasentasyon anomalileri ortaya çıkıyor mu? Belki buna bakılabilir. Yani burası da çok açık bir konu. Ve özellikle çok sayıda doğum yapılan ülkemizde bunlar kolaylıkla multisentrik bir çalışmada ortaya konabilir diye düşünüyorum. Ben çok sana tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak Dr. Üzeyir Kalkan'a bağlanıyoruz. Üzeyir, ben seni hemen şey yapıyorum şimdi, buradan co-host yapacağım. Evet. Ekranı paylaşabilirsin bizimle Üzeyir'cim. Biraz tamam, maalesef hızlı olman gerekiyor. Çünkü zamanımızı aştık. Esasında konu çok güzeldi. Kendimizi tutamadık. Biraz uzun durduk bazı makaleler üzerinde. Son olarak seni dinliyoruz. Henüz paylaşıma onay gelmedi hocam. Ben seni... bir saniye. Şimdi? Evet, şimdi olacak. Evet. Tamam. Gözüküyor sanıyorum, değil mi? Görüyoruz, evet. Herkese merhaba, teşekkür ederim hocam. Zaten arkadaşlarımız, sunacağım bir makale review öncelikle. Dolayısıyla pek çok mekanizma ile ilgili aslında sizin de çok isabetli seçtiğiniz makalelerde aydınlatıcı bilgilerin pek çoğu verildi. Ben bunları toplayıp özet şeklinde geçmeye çalışacağım. Belki birkaç noktada biraz daha aydınlatıcı olabilir bu review. FBIN Research dergisinde yayınlanmış 2019 yılında. Evet. Tanım yine endometri... Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Tanım endometriyal bezler ve stromanın patolojik olarak miyometrimde gösterilmesi. Burada anormal uterin kanama, dismenöre, dispenöre, bunlar infertilite ilk karşılaştığımız klinik durumlar. 1/3 asemptomatik bu hastaların. Fizyopatolojik mekanizmaları da henüz tam anlaşılabilmiş değil. Çalışmaya açık bir konu. Güncel yönetimde cerrahi veya medikal tedaviler için izlenecek uluslararası bir kılavuz henüz mevcut değil. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Patogenezde en popüler teori junctional zonda olan değişiklikler sonucunda endometriumun bazal tabakasının miyometriuma invajinasyonu diye açıklanıyor. Bunda çeşitli mekanizmalar var ki onlar çok detaylı açıklandı. Özgür Hocam'ın sunumunda da vardı. Onlara çok fazla değinmeyeceğim. Alternatif teoriler var ki aslında sınıflamalar biraz da bu alternatif teoriler üzerine veyahut da sınıflamalardan sonra üretilmiş alternatif teoriler diyebiliriz. Özellikle FOAM veya işte derin infiltratif endometriyozisle karşılaştığımız adenomiyozis tipleri için. Bunda da temel mekanizma dışarıdan içeriye veya içeriden dışarıya oluşum hipotezi üzerine dayanıyor. Risk profilleri neler bu hastaların? Genellikle 40 yaş üzerinde olan hastalar, multipar, sezerenle doğum, geçirilmiş uterus cerrahisi olan, infertil olan, anormal uterin kanama, beraberinde ağrısı olan hastalar. Genç yaş grubunda da insidans giderek artıyor. Özellikle ekstrinsik tipte artış söz konusu.
hastaların dediğimiz gibi 1/3 asemptomatik. ART tedavisi alanlarda oran %20-25 oranında, endometriyoz öyküsü olanlarda değişken, %20 ile 80 arası çalışmalar değişik frekanslar bildirmiş. Genel toplumda sadece ultrason bulgularına dayanarak prevalans çalışması yapıldığında bu yaklaşık %21 civarında. Histerektomi materyallerinde histolojik olarak incelediğimizde %10-35 arasında değişiyor. Tanım ve tanı, histolojik tanımda düz kas hiperplezisiyle beraber miyometriyumun derinliklerinde lokalize olan endometriyal bez ve stromanın varlığı şeklinde. Bu durum tabii normal miyometriyal mimarinin bazal bezler ve stroma invazyonuyla bozulmasından kaynaklanıyor. Tanım koymada patologlar arasında, yani histolojik tanımda yine bir konsensüs yok. İnvazyon derinliği kriteri özellikle en önemli kriter olarak çalışılıyor. Fakat bununla ilgili acaba miyometriyumun 1/3 fazlasını mı kriter olarak alalım, yoksa 4 milimetreyi ölçüp işte bunu geçen spesimenlerde bu tanıyı mı koyalım? Bu konuda konsensüs yok. Bir de odak sayısının önemi henüz bilinmiyor. Yani odağı fazla olanlarda bu tanım değişecek mi, değişmeyecek mi? Bu konuda yine bir konsensüs yok. Mevcut kriterler genellikle hücre diferansiyasyonunun evresine, menstrüel siklusa veya hormonal ilaçlara olan cevaba göre ektopik hücrelerin potansiyel farklı morfolojik görünümlerini dikkate almıyor. Bunu dikkate almadan yapılan çalışmalar. Görüntülemede ultrason ve MR daha önce arkadaşlarımızın anlattığı gibi kullanılıyor. Ultrasonun, transvajinal ultrasonun sensitivitesi %60-80, spesifitesi %65-100 civarında. Yine MUSA kriterleri kısaca bu konuda yayınlanmış. Morphologic Ultrasonographic Assessment. Özetleyecek olursam, uterus duvarının asimetrik kalınlaşması, intramiyometriyal kistler veya hiperekoik adacıkların görülmesi, miyometriyumun striyalar şeklinde gölgelenmesi, yelpaze şeklinde ya da fan şeklimiz, miyometriyumda ekojenik subendometriyal çizgilerin ve ufak tomurcuklanmaların olması, translezyonel vaskülerite, bu önemli. Az önce Ayşe'nin sunumunda da hani miyomla adenomiyosisi nasıl ayırırızın kriterlerinden aslında bir tanesi de ultrasonik Doppler incelemesinde bu kriter biraz farklı. Miyomda biliyorsunuz ring of fire, çevrede periferik bir damarlanma görüntüsü varken, adenomiyoziste hem translezyonel lezyonu dikine geçen hem de lezyonun içerisinde bulunan periferinde de bulunabilecek damarlanma mevcut. Bozulmuş ve irregular junctional zone yine tanımlar içerisinde. Yeni bir raporlama sistemi var. Bu biraz pratik anlamda user friendly değil. Klinikte henüz bunun validasyonları yok. Fertilite sonuçlarıyla ilişkisi henüz ortaya konmamış. Ama kabaca şu kriterlere dayanıyor. Lokasyonu öncelikle belirliyoruz. Anterior, posterior, sol, lateral. Bunları Ayşen açıkladı. Klasifikasyon, fokal, difüz, intralezyonel kist varlığı yokluğu. Miyometriyal tabakanın tutulumu, junctional zone, miyometrium veya biraz daha ileri seroza. Hastalığın yayılımı en zor kriterlerden biri bu. Çünkü hacim ölçümleri çok objektif olamıyor. Uterus hacminin %25'inden az olması, 25-50 arası olması, 50'nin fazla olması. Lezyonun büyüklüğü, ölçümü, bunlar yeni raporlama sisteminde konan kriterler. MR'da en önemli kriter junctional zone kalınlaşması, beraberinde endometriyal bezlerin miyometriyumda izlenmesi, düz kas hipertrofisi. Çoğunlukta T2 ağırlıklı seyirler kullanılıyor. T1 ağırlıklı seyirlerde de parlak hemorajik odaklar. Bunlar bulunduğunda prediktif değeri yüksek ama sensitivitesi düşük. Dediğim gibi junctional zone kalınlaşması şu an için MR bulgularında en önemli dayanak. Bunda tek parametreye bakılmıyor. Yani 12 milimetrenin üstü genellikle son derece duyarlı. 8 milimetrenin altında da genellikle dışlama kriteri olarak kullanılıyor. 8-12 arası elde edildiğinde bu aşağıdaki 3 kriterden bir tanesi, en az bir tanesini daha ilave etmek gerekiyor tanı koymak için. Sonuç olarak MR ultrasondan daha sensitif ve spesifik ama tabii uygulaması pratik değil. Bir de expert bir radyolog gerektiriyor.
Eşlik ettiği jinekolojik problemler neler? Onlar da değinildi. Miyomlar en sık. Bunlar %15 ila %57 arasında birlikte bulunabiliyor. Ve birlikte ise ağrı şikayetin görülme olasılığı artıyor. Dismenore, disporoni veya döngüsel olmayan, sürekli olan bir pelvik ağrı şeklinde. Endometriozis yine eşlik eden diğer patoloji %20-80 oranında birlikte. Derin infiltratif endometriozis için opere olacak hastaların preop ultrasonlarında bu bulgu yaklaşık 47, %47 civarında adenomyoz bulguları var. Eğer derin infiltratif endometriyoz artı adenomyozis varsa yapılacak cerrahinin ağrıyı azaltma etkisi sadece derin infiltratif endometriyozisi olanlara göre daha az. Dolayısıyla ikisi bir arada bulunduğu zaman ağrı probleminin ortaya çıkması postop daha yüksek olasılık. Fertilite etkisini şöyle bir tabloyla özetlemeye çalıştım. İnfertil hastalar bunların çoğu. Yaşı 40'ın altındaysa %22 civarında adenomyozis görüyoruz. 40'ın üzerinde ise %24 civarında. Hem infertil hem tekrarlayan gebelik kaybı varsa %38 civarında adenomyozis görme şansı var. Eğer infertil ve bir kez en az bir kez ART başarısızlığı varsa %34 civarında adenomyozis görülme riski var. Etki mekanizması, infertilite etki mekanizması aslında anlatıldı ama kabaca geçeyim. Öncelikle uterotubal transportu bozuyor. Bu kavitenin distorsiyonu veya uterin peristaltizmin bozulmasıyla oluşuyor. Endometriyal reseptiviteyi çeşitli moleküler yolaklarla bozuyor. Derleme metanezlerde çalışmaların çoğu IVF tedavilerinden elde ediliyor. Dolayısıyla aşağıdaki sonuçlar daha çok IVF sonuçları. Doğal konsepsiyon çalışmaları yok pek. Yani çoğunlukla IVF çalışmalarının sonuçları. Bu çalışmaların ışığında implantasyon oranları, klinik gebelik, siklus başına klinik gebelik oranları, embriyo transferi başına klinik gebelik oranları, devam eden gebelik ve canlı doğum sayıları adenomyozisli olgularda daha düşük seyrediyor ve bunlarda düşük oranı daha yüksek seyrediyor. IVF öncesi GnRH ile verilen down regülasyon gebelik oranlarını arttırabiliyor. Adenomyoziste artan gebelik sonuçlarına etki nasıl? Adenomyoziste artan preterm doğum için etki mekanizmasını az önceki konuşmacı Ebru Hanım anlatmıştı. Oraya çok değinmeyeceğim. Ama preterm doğumların arttığını biliyoruz. Evet. Geriye gideyim biraz. Yönetimi ile ilgili ne var? Şu an için adenomyozis yaşam boyu tedavi gerektiren bir hastalık olabiliyor. Dolayısıyla en önemli klinik prezentasyonları için ciddi anlamda tedavi gerektiriyor ki bunlar anormal uterin kanama ve şiddetli ağrı. Tedavi genellikle hastanın yaşı, fertilite beklentisi ve semptomlara göre değişiyor. Cerrahi veya medikal tedavi ile ilgili çok az çalışma var. Bugün yine adenomyozis tedavisi için endikasyon almış spesifik bir ilaç mevcut değil. GnRH analogları IVF'de gebelik oranlarını arttırabiliyor bu hastalarda. Progestinler proliferatif ve antiinflamatuar etkiyle kanamaları azaltabiliyor. Kanama semptomunu kontrol altına almak için kullanabiliyoruz. Levonorgestrel içeren intrauterin araçlar özellikle kanamayı, ağrıyı ve uterus volümünü azaltmasıyla yaşam konforunu artırması açısından oldukça başarılı ajanlar. Henüz çalışması devam eden selektif progesteron reseptör modülatörleri, aromataz inhibitörleri, valporik asit, antiplatelet tedaviler gibi tedaviler deneme aşamasında. Sonuç olarak klinik ve görüntülenen fenotiplerin tamamının tanımlanabilmesi için hem histoloji hem görüntülemede tek tip ortak diagnostik kriter profili ve raporlama sistemine gereksinim var. Bu olmadığı sürece biraz karanlıkta yol alıyor gibi olacağız.
Eğer bu ortadan kaldırılabilirse, ortak bir paydada buluşulabilirse, prevalans, jinekolojik komorbiditeler, medikal veya cerrahi tedavilerin etkinlikleri, fertilite ile gebelik sonuçlarına olan etkiler üzerine metodolojik olarak daha iyi yürütülen prospektif çalışmalar yapılabilecektir. Bu makalenin ara ara yorumlarından çıkarttığım eksik çalışma alanları var. Bunları da kısaca özetledim. Son iki slaytım. Öncelikle patogenezle ilgili çalışmalar. Şimdi tek bir teoriyle açıklanamayan bir durum. Dolayısıyla hani bu teorinin netleştirilmesi üzerine özellikle fenotipler ve heterojenite üzerine çalışmaların, patogenezin üzerine çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var. Daha çok sanırım moleküler çalışmalar olacak bunlar. Patolojik tanımlamalarda yer alan kriterler dediğim gibi hücre diferansiyasyonunun evresine, menstrüel siklusa veya hormonal ilaçlara olan cevaba göre hücrelerin potansiyel farkını, morfolojik görünümlerini dikkate almıyor. Bunu dikkate alan çalışma henüz yok. Ultrasonografik sınıflamaların validasyon çalışmaları, klinik korelasyon çalışmaları, fertiliteye olan etkileri, bunlarla ilgili çalışma yok denecek kadar az. Hastalığın ciddiyeti, severity, bunu tanımlayan henüz bir çalışma yok. Hastalığın klinik olarak daha ciddi seyredeceğini gösteren bulgulara dair ultrasonografik bulgularla ilgili bir çalışma dışında, tek bir çalışma var, başka çalışma yok. Yine jinekolojik komorbiditelerin prevalansını saptayabilmek için daha çok sayıda preoperatif vakalarla yapılmaya ihtiyaç duyulan çalışmalar var. Normal konsepsiyon hastalarında yapılmış herhangi bir çalışma yok. Sadece IVF'e giden veya cerrahi olarak derin infiltratif endometriyoz cerrahisi geçiren hastalarda yapılmış çalışmalar var ki bunların sonuçları da oldukça tartışmalı. Dolayısıyla normal konsepsiyon hastalarında çalışmaya gereksinim var. Ve son olarak obstetrik komplikasyonlara yol açan moleküler mekanizmalara dair çalışmalarda henüz gap var. Bu gap'in doldurulması gerekiyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Üzeyir, gerçekten çok güzel bir sunum. Özellikle son iki slide'da özetlemiş olduğun çalışmaya gereksinim olan açık alanlar bence çok önemli. Çünkü şu anda bir çalışma yapmak için bu çalışma yapmanın açlığını hisseden çok sayıda genç meslektaşımız var. Meslektaşlarımızın önemli bir kısmı çok sayıda hasta görülen kurumlarda çalışıyorlar. Ancak sistematik olarak bu çalışmalara hem yönlendirilmeleri konusunda eksiklik var, hem de datanın prospektif ve doğru olarak toplanması ve arkasından yorumlanması konusunda da eksiklikler var. Onun için özellikle camia içindeki genç meslektaşlarımızı yönlendiren hocalarımızın da bu eksik alanlara bu öğrencilerimizi yöneltmesinin ben son derece yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi maalesef süremizi aşmış bulunuyoruz. Şu anda saat 2:05 geçiyor. Ben katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir toplantı oldu. Ben şahsen çok faydalandım. Bilmediğim çok şey de öğrendim. Tekrar teşekkür ediyorum ve gelecek haftaki toplantımızda buluşmak üzere diyorum. Gelecek haftaki toplantıyı eğer bir aksilik olmazsa poor responder'larla ilgili yapmayı planlıyoruz. IVF'de zayıf yanıt ve buna nasıl bir çözüm bulunabilir? Gelecek haftaki toplantımızın konusu da bu olacak. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi günler diliyorum.